hastalarımızdan gelen en önemli sorunlardan bir tanesi de yüzümüze uygun burnu nasıl tasarlıyoruz ve nasıl yapıyoruz? Bunu yaparken klinimize geldiğiniz zaman iki boyutlu bir profilden bir de gerekirse üç boyutlu programlarla fotoğraflarınızı hazırlıyoruz. Bunları yaparken de sizin yüzünüze uygun, yani çenenize, alnınıza, yanağınıza uygun bir burun ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü aslında bizim yapmak istediğim şey şu: burnunuzun, yüzünüzün ortasında olan bir organı daha az dikkat çeken bir organ haline getirmeye çalışıyoruz. Çünkü burun aslında totalde bakıldığı zaman çok güzel bir organ değil. Yani burnun güzellik algısı olan bir organ değil. Mesela birisine şunu sorabilirsiniz: ya senin gözlerin ne kadar güzelmiş diyebilirsiniz. Senin kaşların ne kadar güzelmiş diyebilirsiniz. Kirpiklerin ne kadar uzun ve güzel diyebilirsin. Ama senin burnun ne kadar güzel, küçücükmüş. Senin burnun ne kadar güzel, işte burun kılların gözükmüyor. Ya da işte burnun güneşin altında ne güzel parlıyormuş gibi bir söz olmaz. O yüzden de biz bunu bilimsel olarak negatif organ olarak tanımlıyoruz. Yani negatif organ insanda iki tanedir. Bunlardan bir tanesi burun, bir tanesi kulak. Çünkü yani kulak daha çok anlaşılır. Yani siz kimsenin kulağına bakmazsınız. Yani nasıl bunun kulağı küçükmüş, nasıl büyükmüş gibi değerlendirmezsiniz. Ama herhangi bir şekilde kulağı kepçeyse bir ortama girdiği zaman hemen dikkatini çeker. İşte burun da böyle bir şeydir. Yani yüzünüzün ortasında dikkat çeken bir organ varsa o yüzden başkaları tarafından çok daha fazla dikkat edilir ve gözümüz hemen o tarafa kayar. Mesela dişleri çarpık olan birisinin her zaman için ağzınıza bakmanız gibi örnek verilebilir. O yüzden de tasarım yaparken burnunuzun ortasında olan bir şeyi sanki yokmuş gibi kabul etmek gerekiyor. O yüzden de o altın orana göre, yani bilimsel anlamda altın orana göre bir şey ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bu yüzden iki boyutlu çalışmalarda profilden burnunuzun nasıl olabileceğini, ne kadar küçültebileceğini, ne kadar kalkıklı nasıl bir şey olabileceğini gösteriyoruz. Üç boyutlu ortamda da yüzünüzün ortasında olan bir şeyi karşıdan bakıldığında ya da işte dudakla burun mesafesinin nasıl olduğunu, alın geçişinin nasıl olduğunu hastamıza gösteriyoruz.